belki işte 2003'ten beri Galatasaray'ı takip ediyorum. Ben Galatasaray muhabiri olarak mesela Kadıköy'de bir Galatasaray galibiyeti görmedim. Şampiyonluğu gördüm ama hani Galatasaray'ın maç Galibiyeti kazandığı görmedim. bir Evet, ben de görmedim. 90 dakika görmedim. Dolayısıyla ben sanki bu sene, daha tabii bunu konuşmak için Şu erken her ama. yıl oluyor aslında. Bir her yıl aslında bu yıl sanki olacak gibi bir durum oluyor Galatasaraylılarda. Bunu inkar etmeyelim. Doğru, doğru diyorsun ama bir seneki kadro ve oyuncu karakterlerine baktığım zaman ve tabii ki rakipleri de Fenerbahçe'nin durumunu da görüyorsunuz. Bu Galatasaray kadrosu söylediğim gibi iç sahada 17-17 yapar. Takılmaz. Deplasmanda Deplasmanda zorlanacağı zorlanacağı takımlardı. takımlar bunlar. Ama Kadıköy'deki maça da şu an için konuşmak için gerçekten Tabii çok erken erken. bir soru işareti koyuyorum. Yani o istatistikler Tudor gibi bir teknik direktör. Bakın son maçta şapkadan tavşan çıkardı. Sihirbaz yorumları yapıldı ya. Ondan bir sihirbazlık olacak gibi geliyor bana. Yani Erken bu ama. kadar yıl sonra Tudor Ama önderliğinde ben olursa bu iş buradaki gerçekten çok yayınlarımızda hep efsane şunu olur. söyledim Neslihan. Dedim ki herkes Tudor'u eleştirirken, Dursun Özbek'i kılıçtan geçirirken, ben burada gelecek sene Galatasaray vasat oyuncu transferi olmayacak. Galatasaray'da vasat oyuncular oynamayacak. O dönem sonra eriyor. Yaz döneminde göreceksiniz. Florya çilek tarlasına dönecek. Bunları hep burada söyledim ve Evet. akabinde ne dedim? Tudor bir sonraki durağı Juventus olacak. Yani ama 2 sene sonra, ama 3 sene sonra, ya da Galatasaray'da uzun vadeli bir birliktelik olur, ya da 5 sene sonra bu adam Galatasaray'dan Juventus'a gidecek. Daha da Yani yükselecek. bu bir projedir. Ve Tudor gibi hırslı, gerçekten de başarıya aç, belli hedefleri Genç. olan genç bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ve bu proje isim tabii ki Galatasaray'da önce kendisini ispatlama, kendisini teknik direktör olarak göstermeye çalışacaktır. Galatasaray'da Galatasaray Karabük ve Karabük'ten Galatasaray'a geldiği bir Galatasaray'dan Juventus'a gitmez. Galatasaray'la şu an arasında çok iyi bir diyalog var. Galatasaray Tudor'a kimsenin vermeyeceği fırsatı, şansı sundu. Tudor da Evet. bunun Güzel kullandı. farkında. Evet. Ama bugün Güzel kullanmaya devam Tudor edecek. da hemen yeni bir sözleşme yapısı noktasına değiller. Yani Galatasaray'a aşık bir teknik direktör var ve bu teknik direktörün Taraftar da bunu hissediyor zaten. daha da hissedecekler. Evet. Bence ben hani bunu görüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bu takımı sevdi. Bu hocayı da Evet, sevdi. sevdim.